Dost Malatyalılar, Kulur Niyazı, Niyazı Mısri Sempozyumunun son oturumuna hoş geldiniz. Hepinizi selam ve hürmetlerle, hürmetlerimle selamlarım efendim. Efendim, geçen hafta İstanbul'da başlayan ve bugün nihayete erecek olan Niyazi Mısri Sempozyumunda bir Allah dostunu, Niyazi Mısri Hazretlerini kadrimizce bir ummandan bir katreyi içer gibi anlamaya gayret ettik. Çeşitli boyutlarıyla Niyazi Mısri'nin hayatını, eserlerini, tasavvuf anlayışını çeşitli boyutlarıyla izah etmeye, anlatmaya gayret sarf ettik. Tabii ki Niyazi Mısri Hazretleri bir sempozyumla, bir organizasyonla anlaşılmaya çalışılacak bir kimse değildir. Bu sadece Niyazi Mısri için geçerli değil, tüm tarihimizdeki o engin şahsiyetler için, Allah dostları için geçerli olan bir şeydir. İnşallah bundan sonra da gerek Niyazi Mısri Hazretleri, gerek diğer tarihimizin önemli şahsiyetleri gündeme gelir, onları anlamaya çalışırız. Tabii ki bu anlama çalışması en başta kendimizi anlama çalışmasıdır. Biz kendimizi anladıkça Hakk'ı anlamaya çalışacağız. Asıl mesele de işte Niyazi Mısri'nin ve diğer Evliyaullah'ın bizleri kendimize yöneltmesidir. Bu anlamda Niyazi Mısri Sempozyumu şayet buna bir vesile olduysa bu organizasyon başarıya ermiş demektir. Sözü fazla uzatmadan bu son oturuma, tabii ki biz bir şeyin bittiğine inanmıyoruz. Süreklidir. İnşallah devam edecektir. Bu anlamda bir şeyin nihayeti, mutasavvıfların da söyledikleri üzere bir şeyin nihayeti başka bir şeyin bidayetine delalet eder. İnşallah nice başlangıçlara delalet edecektir bu Malatya'daki Niyazi Mısri Sempozyumunun ikinci ayağı. Efendim, son oturumumuzda ilk konuşmacı olarak Doktor Sadık Yalsız Uçanları dinleyeceğiz. Sadık Bey, hepimizin yakından tanıdığı bir araştırmacı ve bir roman yazarı, yani mutasavvıflarımızın, Allah dostlarının hakkında romanları var. Kendisinden çok istifade ediyoruz. İstifade etmeye çalışıyoruz. Okumaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kendileri kuş diline aşina, çilekeş bir bilge, Niyazi Mısri başlıklı tebliğ sunacaklar. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu güzelim toplantıyı emeği geçen, başta saygıdeğer Cemal Nursal Gutan Efendi olmak üzere hemen herkese, tüm büyüklerimize, dostlara candan teşekkür ediyorum. Herkesin ellerine de koyuyorum. Güzel bir vesile oldukları için. Bir irfan sofrasındayız. Mebail-i İrfan'ın müellifi, mütercimi, gayb alemlerinin mütercimi Niyazi Mısri Hazretlerinin huzurundayız. Malatya'mız Niyazi Mısri Hazretlerinin toprağı. Mustafa Taççı Hocam Ankara'da Malatya günlerinde bir Niyazi Mısri standı ilk defa açıldı. Cismen küçük ama cürmen çok büyük bir bence hadise oldu. Orada
kendisine tefeyyüz ettik. Orada Malatya, zaten kitabının girişinde Niyazi Mısri ile ilgili en değerli toplu, en güzel, en yeni bilgilerin de yer aldığı Burcu Bela'da Bir Mevlid-i Hüda Niyazi Mısri başlıklı kitabının girişinde de belirttiği üzere Niyazi Mısri Hazretleri, tabii ki büyük arif, arifi billah, mürşidi Sinan Ümmi Hazretleri'nin bahsettiği gibi hakikaten ne Uşak, ne Bursa, ne İstanbul, ne de dünyaya sığmaz ama Malatya toprağının gönül çocuğu olarak vasfedilebilir. Bu açıdan da Malatyalılar olarak ve burada bulunan herkesi Malatyalı kabul ederek kendimize de bir pay çıkarıyoruz buradan. Hem şehrisi olmakla iftihar ediyoruz gerçekten. Ona layık olmaya, Cenab-ı Hak nasip etsin layık olmayı. René Guénon, Abdülvahit Yahya, kitap okuyarak arif olunmaz buyurur. Arif-i Billah adı üzerinde malum haliniz marifeti, yani bilgiden, hikmetten, irfandan Allah'ı tanımayı, o öte olan şeyi, Allah'ın sır katibi olmayı, mahrem-i esrarı olmayı, belli bir işte seyri sülük tabir edilen ruhun beşerilikten insanlığa doğru tekamül etmesi manasına gelen bir manevi yetkinleşme varılma sonucu eriştirilebilecek, lütfedilebilecek, bağışlanabilecek yüksek bir bilgi olduğunu söyler. Bunun da dilinin sembol ve sükut olduğundan bahiste bu sır işte kuş dili tabir edilen bir tür mantık, tayr denilen ehlinin aşina olduğu, taşınmaya ehil hale gelmişe verilen, bağışlanan bir özel sır, bir bilgi, bir hikmet, bir irfandan bahsediyoruz. Bu kitaplardan edinilen aslında bir şey değil, malum haliniz. Kenan için çağımızın büyük bilgesi Kenan Rıfai Hazretleri buyurur ki, ilim Allah'ı tevhid etmektir. Aslında edebiyat da öyle bir anlamda, şiir de öyle, irfan da öyle. Aslında bütün ontolojik şey de öyle aslında, bütün macera. Her şeyin başı ve sonu tevhiddir. Tevhidin gerçi başı da yoktur, sonu da yoktur. Allah'ın sonsuz ve mutlak varlığında gaybubet etmek, kaybolmak. İlahi aşk şarabıyla sermest olmanın hiçbir şekilde sonu yoktur. Onunla seyretmenin, sonu yoktur. Biz ona doğru belki seyir halinde olma çabası içerisindeyiz. Bunda hiçbir zaman ölmeyen, fosilleşmeyen, donmayan irfanı, bilgiyi, hikmeti taşıyan, aktaran, onun hamili olan Niyazi Mısri Hazretleri gibi büyük ariflerin bu mübarek kelamlarından, Cenab-ı Hakk'ın onlara bağışladığı irfandan, sırdan nasiplenmeye çalışarak yapıyoruz. Bunun ilk adımı da geçenlerde Tatçı Hocam Facebook'ta kendisine çok yüklenmişler, sorular sormuşlar. Hocam nasıl yapacağız, nasıl öğreneceğiz, nasıl seyircilik yapacağız, nasıl tasavvuf öğreneceğiz? Sevgi diye bir kelimeyle cevap vermiş, severek başlayabilirsiniz diye. Gerçekten çok son derece isabetli, doğru ve çok etkileyici. İşin başı da sevgi, muhabbet. Zaten varlık da ondan doğmuş. Niyazi Mısri Hazretleri'nin 1618'de bu mübarek, aziz, temiz topraklarda başlayıp, bütün Anadolu'muz öyle, bütün kamillerin mübarek kademlerini bastıkları yerler temiz ve mübarek, 1693'te Limni'de cemal alemine gidişiyle devam eden, hakikaten son derece ıstıraplı, çileli, çok ağır, bütün bir ömre yayılmış, adeta muazzam bir çileden, bir çile bütününden, bir çileler manzumesinden ibaret olan hayatı, hayatından geriye, tabii ki onların bizatihi adeta kendileri de kelam olduğu için, hayatlarının her anı bir ibret ve hikmet tablosu olduğu için olmakla beraber, ondan kalan son derece değerli bir hazine değerinde sözler var, sırlar var. Bu sırlar tabii kuş dili tabir edilen hikmetin belki dilin sınırlarını, çünkü düşüncenin sınırlarını dilin sınırları belirliyor bir anlamda. O sınırları son derece genleştiren, genişleten bir dil içerisinden konuşuyor tabii. Geleneksel irfani sözlüğümüzden konuşuyor. İrfani sözlüğümüz Kur'an'dan iktibas edilmiş bir sözlüktür. Onun hazinelerinden gelir. Ve muallif ve muallim, külli muallif ve muallim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Zaten kavle göre, rivayete göre
Cemal Nur Sargut hanımefendilerine Nefes Yayın Evi'nden çıkan son o muhteşem Abdülkerim Ecili Hazretleri'nin Muhammed Bedir Han'a da şükranlarımızı arz edelim. Kitabından bir kez daha okuduğumuza ve öğrendiğimize göre henüz tecelli zuhur yokken bir bilge gerçeklik kat yok zuhur vardır diyor. Ebu Harakani Hazretleri Sufi gayrı mahluktur diyor. Her şey Allah'ın zuhurundan yani varlığın dışına halk içine hak denir buyuruyor. Henüz yokken Cenab-ı Hak kendi nurundan bir parça ayırdı ve ona kün Muhammed'e buyurdu, Muhammed ol buyurdu. Ve o nur suretinde bir insan oldu ve dile gelerek La ilahe illallah buyurdu. Allah'ın ilk yarattığı kelime La ilahe illallah kelime-i tayyibesidir. Bütün macera da belki La ilahe illallah, bunun üzerine Yüce Rabbimiz Muhammedun Resulullah buyurdular. Bütün macera, bütün insanlık macerası, yani Niyazi Mısır'ın da içinden geçtiği o muazzam, o zengin, o derin tefekkür ve irfan macerası bu kelimeden ibarettir. Bu kelimenin açılımından, tecellisinden ibarettir. Ve kendi nurundan hakikati Muhammediye'yi, nur-u Muhammediye'yi Efendimiz'e fark etti, yarattı. Bu Nazım Ahmet Hüdayi Hazretleri, alemin zuhuru, Adem'in zuhuru ve Hazreti Muhammed'in zuhurunda birkaç cümle eğer müsaade buyur, izin varsa birkaç cümle aktarmak isterim aynen. Şöyle özetler. Allah kendi nurundan bir parça aldı. Daha gökler, yer, arş, kürsi, cennet ve cehennem yaratılmadan 324 bin sene önce o nurdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu yarattı. Dünyada göründüğü gibi onun için ruhani bir şekil var etti. Başına hidayeti, boynuna tevazuğu, gözüne hayayı, alnına yakini, ağzına sabrı, diline doğruluğu, yanağına muhabbeti, göğsüne nasihatı, kalbine verayı, içine zahitliği, dizlerine korkuyu, ayaklarına istikameti yerleştirdi. Kalbine merhameti doldurdu, onu şefkatle terbiye etti, ikramla yüceltti, risalet vazifesiyle seçkin kıldı, kendisi için onu seçti. Başına yakın tacını koydu, hidayet cübbesini giydirdi, onu ezelden sevgilim diye vasıflandırdı. Sonra Allah kendisi için hicablar yarattı, her hicapta istediği kadar bilinmez olarak kaldı. Sonra bir ağaç yarattı, ona yakın ağacı dedi. Ağacın dört dalı vardı, Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu bu ağacın üzerine koydu. Ruh ağacın üstünde 40 bin sene Allah'ı tesbih etti, yani Maye-i Muhammed'i derler. O da işte 40 bin sene o mayalanmıştır Maye-i Muhammed. Yani Anadolu mayası işte denen maya odur. Anadolu'muzun mayalandığı şey maya, o asli unsur, o nur, o ruh. Sonra bu ruhun karşısında bir ayna yarattı. Bu Simurg'un Kaf Dağı'nda ulaştığında kendisini gördüğü ayna. Bir ayna yarattı. Muhammed Aleyhisselam'ın ruh aynaya baktı. Suretini en güzel bir şekilde gördü ve 5 defa secde etti. Selam secdesi, şükür secdesi. Kamil insana edildiği Cenab-ı Hakk'ın yarattığında meleklere emrettiği. İşte bu secdeler daha sonra ümmet-i Muhammed'e farz kılınan secdelerin de esasını oluşturdu. Çünkü hak, içe hak, dışa hak. Halk, sonra hak, nurdan zincirlerle arasında asılı olan nurani bir kandil yarattı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna kandil içine yerleşmesini emretti. Ruh, Allah'ı en güzel isimleriyle tesbihe başladı. Her bir isim için 1000 yıl tesbihte bulundu. Rahman ismine ulaşınca Allah rahmetiyle ona baktı. Bunun üzerine ruhu Muhammed'i Allah'tan haya sebebiyle terledi. Her ter damlasından, peygamberlerden ve velilerden birisi yaratıldı. Böyle bir terden yaratılmış bir velinin divanında ve irfan sofrasındayız. Niyazi Mısri Hazretlerinin medresede eğitim görerek, kitap okuyarak, tabii ki bunlar son derece gerekli bu yolculukta. Bir tür araç, merdivenin basamakları sayılabilecek şeyler, araçlar ama asıl bu hakikatine ulaşması için İşte hayatı boyunca riyazet, çile, halvet, zikir, devran, ibadet, ubudet içerisinde bulunması gerekiyor. Bir bedel ödemesi gerekiyor. Hakikaten öyledir. En değersiz şeyi bile, tırnak içinde en az değerli şeyi karşılığında bile bir bedel ödüyoruz. Her şeyin
tabiri caizse anlayışınıza, idrakinize sığınarak söylüyorum, bir fiyatı, bir bedeli var. Çok yüksek bir bedel ödüyor. O bedel bizatihi kendisi. Kendisi. Çünkü İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki sadakaların en büyüğü insanın bizatihi kendisini tasadduk etmesidir. Niyazi Mısri Hazretleri kendini tasadduk ederek irfanı alıyor, hakikati alıyor, sırrı alıyor tabiri caizse. Bu işte Malatya'da tabii bir süre Masri denmesi, malum camiyle şerefet bulunmasından 3 sene galiba bulunuyor. Diyarbakır, Mardin, Harput üzerinden oralarda medreselerde tedarüs ediyor, teferir ediyor. Mısır'a gidiyor, Kerbela, Necef, Bağdat, Şam, Mekke. Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri, şeyhlerin şeyhi, yolların şeyhi, bilgelik kavşağının en seçkini, kavşağında duran bilgilerin en seçkini. Birinci kırılma odur belki, ilk adres. Daha sonra yani tevil yapanını evvele gönderen, yollayan, işte Kenan-ı Fahy Hazretleri'nin bahsettiği, buyurduğu tevhid etmek, tevil etmek, yani evvele götürmek, kökene götürmek, aslına götürmek, kaynağına götürmek, kaynağına denize götürmek. Çünkü sen ırmaksın, denize kavuşmalısın buyuruyor. Daha sonra Sinan Ümmiye Hazretleri, asıl onda adeta yapı söküm yapan, bir deconstruction yapan, yani bir yapı bozum yapan, bildiği her şeyi unutturan, hani malum halinde Şeyh Hamidi Veliyaz Bayram Hazretleri geldiğinde işte ismin nedir Muhammed, git ismini unut gel evladım buyurmuşlar. Yıllar sonra geldiğinde ismin nedir bilmiyorum efendim, bayram olsun, o gün bayrammış. Bunun gibi gönül beklemesi biraz fazla sürüyor tabii. Bir de çile celal tecellisine, çünkü celalde cemali, cemali celalde idrak etmek, en yani üstün düzeyde, çünkü tevhidin en nihai mertebelerine kadar yükselip ehadiyet düzeyinde, cem düzeyinde, hakkı cemil cem düzeyinde, haktan başka bir şeyin kalmadığı, artık ikiliğin kalmadığı bir düzeye erişene kadar ve sürekli divanı o düzeyden, hocalarım çok daha iyi bileceklerdir, biliyorlardır, o düzeyden konuşuyor zaten. Hani başlangıçta Allah vardı, onunla birlikte bir şey yoktu. İmam Ali Efendimizin de ilave buyurdukları gibi, duyduğunda bunu söyledikleri gibi, hala öyledir diye. Sadece Allah için görmek, Allah için tatmak, Allah için bakmak, Allah için yürümek, Allah için düşünmek, Allah için ağlamak, Allah için koşmak, Allah için yaşamak, kendisi, kendi varlığından tamamen vazgeçmek, hakta kaybolmak, gaybubet etmek, kendi aslında özüne kavuşmak. Buradan konuşuyor, tabi dilimizin sınırlarını genişletiyor. Bir de malum haliniz yine hocamızın çok güzel ifadesiyle, zarif ifadesiyle Yunus Emre, Türkçemizin Türk dişleri olan Yunus Emre, bu toprakları Türkçe kelamla mayalayan, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'imizin hazinelerini Türkçe ifade eden, yeniden ifade eden ve yine bir yapı söküm yapan büyük bir bilge ve şiirimizin de, şiir semamızın da tartışmasız en parlak yıldızı olan Yunus tarzı aşıkhane şiir geleneğinin, 12 büyük tarik, onların kolları hepsi bir gerçi ama o alan, o çeşit vadi ve damarlardan gelmesine, yataklardan gelmesine rağmen hepsinin aslında aynı sırrı, aynı o ilahi musiki, dilin içindeki ilahi musikiyi keşfederek yansıttıkları ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine bağışladığı irfan denizinden bazı katreler adeta sundukları, bazı şifreler sundukları, bize, bizim insanlığımızı korumamıza, kalbimizdeki merhameti, adaleti koruma isteğini güçlendirecek, koruyacak, ona yarayacak bilgiyi, irşad edici bilgiyi aktardıklarından dilin de sınırlarını genişletiyorlar. Niyazi Mısri Hazretleri düşüncenin ve dilin sınırlarını son derece genişleten bir insan. Her iş, bir işin, Allah rahmet etsin, Necip Fazıl Kısakürek'te de öyle bir mizaç var. Bir meselede bir işi sonuna kadar götürmek, ya herru ya merru, sonuna kadar götürmek. Hani kasap elinde koyunum, ya ben senin, ya sen beni, ya ben senin. Böyle bir mizacı da var. Bu sadece ben biraz Malatyalılar hastanede diyorum, hiç ilgisi yok. İlahi aşk şarabıyla bir nebze tatmış ve mest olmuş, herkesin sermest olmuş, herkesin bir şeyinde var ama Hazreti'nin mizacı çok daha farklı. Bu anlamda ben onu tekrar olacak ama onun yaşamından çok fazla böyle roman, öykü, tiyatro eseri, sinema filmi çıkacağı kanaatindeyim. İleride inşallah çok yetenekli kardeşlerimiz, dostlarımız yazacaklardır. Gelecek kuşaklar daha onu derinden kavrayacaklardır. Tabii bu tür toplantıların bu yönde bir şey açıcı olmasını umuyoruz.
Gökte uçarken seni indirdiler. Ey, ey garip bülbül, diyarın kandedir. Yersiz yurtsuz, yani Derrida'nın göçmeninden daha yersiz yurtsuz. Ey garip bülbül, diyarın kandedir. İşte Arakani Hazretlerinin hani yuvasından yavrularına yiyecek bulma umuduyla ayrılan, yiyecek bulamayan, yolunu da kaybeden ve bir daha yuvasına dönemeyen kuş dediği dermiş veli. Bir haberle Gülizar'ın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Gerçi Allah'a yar olunca inşallah herkese ve her şeye yar olmuş bulunuyor zaten. Gökte uçarken seni indirdiler. Çağrı unsur bentlerine vurdular. Nur iken, yani Nur Muhammed'inin den yaratılan o mübarek varlığın terinden yaratılmış iken adın Niyazi verdiler. Hakikaten bir niyaz hayatı da. Bütün şiirleri, divanı, mevaili rifan, diğer eserler tamamı, duruşu, yaşayışı, konuşuşu, dili, edası, tavrı, her şeyi bir niyaz. Nur iken adın Niyazi verdiler. Şol ezel ki itibarın kandedir. Bu dünyada itibarım varsa sendendir. Mısriya, Mısriya şehri fenaya uğradı ruhum bugün. Şems-i ruhu yar ile bedroldu çün mahım bugün. Kuluna rahmeyleyip kıldı nazar şahım bugün. Lima Allah sırrına mahremdir İbrahim bugün. Ol saray-ı vahdete mihman olan anlar biz. İnşallah Cenab-ı Hak ondan tefeyyüz eden, anlayan, tadan ve saray-ı vahdete mihman olanlardan eylesin. Çok saygılar sunuyorum.